أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerimiz, maksut derslerimizde ilal kaidelerini görüyoruz. Nakıs ve ecvef fiildeki ilalleri görmüş olduk. Esas itibariyle yani ilal kaideleri dediğimiz husus burada bitmiş oldu. Burada bitmiş oldu. Belki işte yani yine muzafta, mehmuzda bazı şeyler var ama asıl ilal kaideleri bu iki noktadaydı. Yani nakıs ve ecvefte idi. Şimdi misal fiili bize anlatacak. Evet. Misal fiilde ki formülümüz şu. Efendim. 2 çarpı 3 eşittir 6. Yani ne demek? Efendim ikinci, üçüncü ve altıncı bablarda efendim misal fiili biliyorsunuz ya vavi olur, va'de gibi ya ya'i olur, yesera gibi. Vavi ise eğer misal fiilimiz 2, 3 ve 6. babların muzarilerinde o vav düşer. Bunu söyleyeceğiz. Bir de iki tane fiil, 4. babdan iki fiilde de düştüğünü ifade edecek. Misal fiille alakalı söylenecekler. Bunlar olmuş olacak. Bakınız ne diyor? وَاَمَّا الْمُعْتَلُّ الْمِثَالِ İlletli misal fiile gelince فَيَسْقُطُ فَاُ فِعْلِهِ Fa'ul fiili düşer. Nerede? Fil müstakbeli, muzaride. Vel emri, emirde, ki emirde muzariden türüyor. Vel nehyi, nehide. El ma'rufat. Tabi bunların malumlerinde düşer. Ne zaman? İza kâne fa'uhu vâven. Fa'ul fiili vav ise, yani misali ya'i değil, misali vav ise. Min thelâfeti ebvâbin, üç babdan. Üç babdan. Fa'ul fiili vav ise, efendim, muzari, emir, nehyin malumlerinden faul fiil düşer. Evet, neymiş onlar? Fe'aleyye fe'ilu bi fethil ayni fil madi ve kesriha fil gabir nahvu ve'ade ya'idu. Ve fe'ale yef'alu bi fethil ayni fil madi vel gabir nahvu ve hebe yehebu ve yehebu limen yeşâ'u diye ayet-i kerimede geçiyor. Heb, Rabbena heblena dediğimiz zaman da emre oluyor o. وَهَبَ يَهَبُ Bakın, هَبْ لَنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا derken orada hep. Efendim, bu şekilde وَفَعِلَ يَفْعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِي وَالْغَابِرْ نَحْوَ وَرِثَ يَرِثُ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبُ Mesela ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla ha meçhul olursa ne olur? Düşmez. Yani mesela ne deriz? يُورَثُ yuhabu, yu'adu şeklinde ifade ederiz. Efendim burada ifade etmiyor ama şöyle bir husus daha var. Bunların bazı mastarlarından da düşüyor. Mesela vasale yasilu sileten diyoruz. Vasale yasilu sileten dediğimizde bakın vav düşmüş, orada vav yok. Efendim vehebe yehebu hibeten gibi mastarlardan da düştüğü oluyor. Hepsinden düşmüyor. Mesela va'ade ya'idu va'den de var. İdeten de var belki. Vaslen var, sileten var. Mastarlarından düştüğünü niye söylüyoruz? Hemen aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Yani ya mastar zaten semaidir. Tutup burada vav düşmüş niye diyoruz ki biz? Niye diyoruz ki biz? Efendim bunun böyle gelmiş diyelim. Vasalenin bir mastarı da siletenmiş diyelim. Diye aklımıza gelebilir, öyle değil. Niye değil? Çünkü mastarın özelliği şu. Mastar, fiili mazide bulunan bütün harfleri barındırmak durumundadır. Mastar, fiili mazide bulunan bütün harfleri içermek durumundadır. O harflerden fazlasını içerebilir. Ama noksan olmamalıdır. Dolayısıyla burada da bazı kitaplarda düştüğünü ifade ediyorlar. Efendim, وَقَدْ تَسْقُطُ الْوَابُ مِنْ بَابِ فَعِلَ يَفْعَالُ فَعِلَ يَفْعَلُ Dördüncü babdan da vav düşebilir. بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْغَابِرِ مِنْ لَفْضَيْنِ İki lafızdan düşer. نَحْوُ وَطِئَ يَطَعُ وَوَسِعَ يَسَعُ şeklinde. Efendim, misal fiille alakalı söylenecek şeyler
bunlar olmuş oluyor. Evet. Peki gelelim lefifi ile. Biliyorsunuz lefif ikiye ayrılıyordu. Lefifi makrun, tava gibi. Lefifi mefruk, veka gibi. Değil mi? Yani makrun bitişik demek. İllet harfleri yan yana gelmiş. Aynül fiil ve lamül fiil de tava. Mefruk ayrı demek. İşte veka, illet harfleri ayrı yerlerde gelmiş. Bitişik değiller. Birisi faul fiilde, diğeri lamül fiilde. Bunlara böyle isimler veriyorduk. Bakın ne diyor? وَاَمَّا الْلَف۪يفُ الْمَقْرُونَ Lefif-i makrun dediğimiz, efendim, tava fiili gibi olanlar. فَحُكْمُ عَيْنِ فِعْلِهِ كَحُكْمِ الصَّح۪يحِ لَا يَتَغَيَّرْ Aynul fiilinin hükmü sahih gibidir, değişmez. Yani biz tava dediğimiz zaman, şuradaki illet harfi olan vav, sahih bir harf gibi kabul edilir. Bu değişmez. Burada bir takım ilaller olmaz. Peki وَحُكْمُ لَامِ فِعْلِهِ لَامُ الْفِيلِنِنْ hükmü ise كَحُكْمِ لَامِ فِعْلٍ نَاقِص Nakıs fiilin lamının hükmü gibidir. Yani rama gibi. Efendim نَحْوُ تَوَى يَطْوِي gibi. Evet, dolayısıyla demek ki biz şunu anlıyoruz. Lefifi makrunun çekimi nakıs fiil gibidir. Tava yatvi mesela, yatvi yatviyani yatvune, yermi yermiyani yermune, rama ramaya ramav, tava tavaya tavav. Tamamen nakıs fiil gibidir. Ortası zaten sahih gibi kabul ediliyor. Bir tek bunun maslarında tavyen, hani tavyen olacağı durumda vav sakin, ya harekeli yan yana geldikleri için vav ya'ya dönüşmüş oluyor. O ayrı ama onun dışında bütün çekimleri tamamen rama yermiyenin çekimi gibi. Gelelim lefifi mefruka. وَاَمَّا الْلَف۪يفُ الْمَفْرُوقُ وَاَمَّا الْلَف۪يفُ الْمَفْرُوقُ فَحُكْمُ فَاِ فِعْلِهِ كَحُكْمِ فَاِ فِعْلِ الْمُعْتَلِ Fa'ul fiilinin hükmü illetliğinin yani misalin faul fiilinin hükmü gibidir. Evet. Ve hukmu lami fi'lihi ke hukmi lami fi'lin nakıs. Lamul fiilinin hükmü ise nakıs fiilin lamul fiilinin hükmü gibidir. Nahvu veqa yaqi. Bakınız. Veqa ne diyoruz? Yaqi. Niye düştü vav? Çünkü ikinci vaptan 2 kere 3 6 formülümüz vardı. Veka yaki buradan vav düştü. Sonu ne? Sonu da efendim nakıs fiil gibi. Yaki. Mesela bakın şimdi yermi, yermiyani, yermune, termi, termiyani, yermine. Buna bakalım. Yaki, yakiyani, yakune, teki, tekiyani, yakine şeklinde olur. Bunun emri hazırı önemli. Bakın şimdi. Değil mi? Bu yakıyı gelmiş. Peki ne yapacağız biz şimdi bunu? Emri hazır yapacak olsam, muhataptan yapıyorum. Ne olacak? Teki olacak değil mi? Teki. Peki, emri hazırda muzara terfini atacağım. Atayım. Sonunu cezim gibi yapacağım. Ne kalacak geriye? Gi kalacak. Bir harf. Ve gina azaben nar. Ve gina azaben nar. Ve koru bizi ateşin azabından. Orada gı kelimesi bu anlamdadır. Efendim, bunun çekimi ne olur? Gı, gıya, gu, değil mi? Gu enfusekum ve ehlikum nara. Ayet-i kerimede geçiyor. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Sonra, efendim, gı, gıya, gıyne şeklinde olur. Tabi şurada harekeyle durulmayacağı için biz ne yaparız? Şunun yerine deriz. Gıh deriz. Tek başına söyleyeceksek eğer. Sonra başka bir zamir bir şey gelmeyecekse ne deriz? Gıh deriz. Bu halde ne deriz? Ha ussekt deriz. Bakın bunu ifade esad edinde müellif şöyle diyor. وَتَقُولُ فِي الْاَمْرِ قِهِ Emri hazırda gıh dersin. فَحُذِفَتْ فَاُ فِعْلِهِ كَالْمُعْتَلِ Şeyde olduğu gibi, misal fiilde olduğu gibi faul fiili hasfedilmiştir. Hani biz burada teqiden aldık ya,
aslında ne diyor bu? Tevki diyelim ki bunun aslı. Aslının aslı böyle. Tevki. Öyle ya. Biz bu babı ne yapıyoruz? Hazfediyoruz. Çünkü ikinci baptan olduğu için. Peki efendim. وَحُذِفَتْ لَامُ فِعْلِهِ فِي الْجَزْمِ وَالْوَقْفِ كَالنَّاقِسِ Cezim ve vakıf durumunda nakıs gibi lamul fiili hasfedilmiştir. Cezim işte normal yani lamul emir, laun nehi, lem lemmadan sonra olduğu zaman cezim diyoruz. Emri hazırda olduğu zaman vakıf diyoruz. Böyle maksut müellifi bu şekilde kullanıyordu hatırlayalım. Peki yani netice itibariyle sonra cezim gibi hasfedildi. فَبَقِيَتِ الْقَافُ مَكْسُورَةً قَافْ Kesralı kaldı. Efendim, وَزِيدَتِ الْهَاءُ عِنْدَ الْوَقْفِ Vakıf durumunda ha ziyade edildi. Nerede? فِي الْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ مُفْرَدْ مُذَكَّرْدَ Vakıf durumunda ha ziyade edildi. وَتَقُولُ فِي التَّثْنِيَةِ قِيَا وَفِي الْجَمْعِ قُو وَفِي الْوَاحِدَةِ الْحَاضِرَةِ قِي وَفِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ قِيْنَ dersin. Yani buradaki çekimimizi ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bu derste de efendim misal fiili görmüş olduk. Yine misal fiilin bir benzeri, bir boyutuyla bir benzeri olan lefifi görmüş olduk. Efendim inşallah önümüzdeki derste muzaf fiilden devam ederiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.